Bugün de değişik bir tatlımız var. Muzlu magnolia yapacağız. Kremasını gerçek muzla yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimize bakalım. 2 tane muz kremasını yaparken kullanacağım. 5 su bardağı süt, 1 tane yumurtanın sarısı, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı. Bunda 3 kaşık un, 3 kaşık mısır nişastası var. Bir adet muz daha sonra süslemek için 50 gram bitter çikolata, 50 gram beyaz çikolata, vanilya ve en son burçak bisküvi. Şimdi yapacağımız iş 5 üstte 1 adet yumurta, 3 kaşık un ve 3 kaşık nişastayı atmak. Üstüne de 1 su bardağı toz şekeri ekleyip ocağa koymadan evvel güzelce çırpıyoruz. Bunu pişirirken yanında hazır çikolatalı puding ve çikolata sosu, pardon. Bunu da pişiriyorum. Pudinglerimiz olurken biz de muzu ezelim. Bir muz ezicili ya da bir çatalla ezebilirsiniz. Şöyle güzelce ezeceğiz. İki tane muzu ezdik. Bir tane muzu da böyle dilim dilim doğradık. Şimdi kremanın pişmesine bakıyoruz. Çikolata sosum daha erken kaynadı. Onun içine çikolatalarımı kırıp da erimesini bekleyeceğim. Kaynadı. 1-2 dakika kaynadıktan sonra kısıkta gene altını kapatıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Çikolataları eriyecek içinde. Pudingim de bu kıvama geldi. Fazla katı yapmıyorum çünkü içine daha muz koyacağız. Tereyağımı atıyorum. Vanilyanı da atıyorum. En sonda. Şimdi bunları eriyene kadar bekleyeceğiz. Ara ara karıştıracağız bunları. Pudingimi ve muzlu muhallebi diyeyim ben artık. Mandolyumun mermer tezgahının üstüne aldım. Bir yandan da karıştırıyorum. Böylelikle hem yapışmıyor hem de karıştırdıkça daha çabuk soğuyor. Bunların ılınmasını bekliyorum. Şimdi artık kremamız ılındı. Sosumuz da ılındı. Kremamızın içine ezdiğimiz muzları koyuyoruz. O kadar ince ince ezmen gerek yok. Böyle parçalı da olsa ağza muz parçaları gelir. Gayet de güzel olur bence. Şimdi şunu bir güzel karıştırıyoruz. Kremamız yeteri kadar soğudu. Şimdi artık kaseye koyma aşamasına geçelim. Ben istedim ki birazcık muzlar parçalı olsun. Siz rondoyla ya da blenderla bunları daha ufak hale getirebilirsiniz. Püremsi yapabilirsiniz. Bence şu muz parçaları ağza güzel, hoş bir tat bırakacaktır. Şöyle yarıya kadar kasemizi dolduruyoruz. Ortasına bir tane burçak bisküvi. Kasenin büyükse 2 tane olabilir. Üstüne gene pudingimizden koyuyoruz. Bu işlem bitince dilimlediğimiz muzlardan şu şekilde kaseye yerleştiriyoruz tepesine. Kimisi böyle yanlara yerleştiriyor, şekil yapıyor. Tercih sizin. Şu şekil. Bunun üstüne bir de çikolata sosu şöyle. Bunlar sizin zevkinize göre. İsterseniz muzu üstüne koyun, isterseniz çikolata sosunun altına koyun. Şu şekilde güzelce yerleştirip şekil önem verenler için. Böyle düzeltiyoruz. Üstüne de bu tip şeylerin olmazsa olmazı Hindistan cevizi. Gördüğünüz gibi
bir lezzet bombası oldu. Şimdi bunlar soğuyacak. Buzdolabına koyacağız. Birkaç saat sonra afiyetle yiyeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Değilseniz arkadaşlar abone olun rica ediyorum. Buyurun yapanlara yiyenlere afiyet olsun.